Daha önceki videolarda bu denklemi kullanarak serbest enerjideki değişim yani delta G ile hücre potansiyeli arasında bir bağlantı kurabileceğimizi söylemiştik. Standart koşullarda burası standart serbest enerjideki değişim yani delta G0, burası da standart hücre potansiyeli yani E0 oluyor. Ama gördüğünüz gibi denklem tabii ki aynı. Burada denklem de termodinamikten geliyor. Tek yapmamız gereken delta G ve delta G sıfırı buraya yerleştirmek. Yani buraya delta G'yi, burayı delta G sıfırı yazabiliriz. Böylece eksi N çarpı F çarpı E eşittir. Eksi N çarpı F çarpı E sıfır artı R çarpı T çarpı ln Q buradaki Q tepkime katsayısı. Öncelikle her şeyi eksi n çarpı f'ye bölelim. Yani denklemin her iki tarafını da eksi n çarpı f'ye bölüp nelerin birbirini götüreceğine bir bakalım. Gördüğünüz gibi bunlar ve bunlar birbirini götürecek. Ve biz Nernst denklemini bir diğer deyişle Nernst eşitliğini elde etmiş olacağız. Hatta bu denklemi tekrar yazalım hücre potansiyeli E eşittir. Standart hücre potansiyeli E0 eksi R çarpı T bölü N çarpı F çarpı ln Q. Q tabii ki tepkime katsayısı. Evet bu gördüğünüz Nernst denklemi. Bu denklemin neden bu kadar önemli olduğundan bu videonun sonunda bahsedeceğiz. Ama şimdi denklemin bir diğer şeklini türetmeye çalışalım. Mesela belirli bir sıcaklıktan bahsederken kullanmamız gereken şeklinden. Sıcaklığımız 25 santigrat derece olsun. Zaten birçok tepkime bu sıcaklıkta gerçekleşmiyor mu? Ama buradaki sıcaklık Kelvin cinsinden olmalı. Dolayısıyla sıcaklığı Kelvin cinsinden yazmamız gerekiyor. Bu değere 273,15 eklediğimiz zaman sıcaklığı Kelvin'e çevirmiş oluruz. Sonucumuz 298,15. Bundan sonra yapacağımız şey R çarpı T bölü F'yi çözerek Nernst denkleminin bir başka şeklini elde etmek. Sıcaklık 298,15 Kelvin. Bunu yazarak başlayalım. R gaz sabiti yani 8,314 Joule bölü mol Kelvin. F Faraday sabiti. Daha önceki videolardan onun da 96.500 klomp bölü mole eşit olduğunu görmüştük. Faraday sabitinin 1 mol elektronunun yükünü temsil ettiğini de artık biliyoruz. O zaman bütün bunların neye eşit olduğunu bir bulalım. Tabii bunun için de bize bir hesap makinesi gerekiyor. Aslında daha önceki bir videoda bu hesabın aynısını yapmıştık ama ben bu video için tekrar yapmak istiyorum. 8,314 çarpı 298,15 bölü 96500 klomp bölü mol sonucumuz 0,0257. 0,0257. O zaman bir de birimlere bakalım. Kelvinler birbirini götürecek, moller de birbirini götürecek. Bu da sonuçta bize Joule bölü Coulomb yani bir diğer deyişle voltu verecek. Yani birimimiz volt. Biz de bu değeri kullanarak Nernst denkleminin bir başka şeklini yazabiliriz. Eğer tepkimemiz 25 santigratta gerçekleşiyorsa denklemi bu şekilde de yazabiliriz. Hücre potansiyeli E eşittir. Standart hücre potansiyeli E0 eksi R çarpı T bölü F yani 0,0257. Evet 0,0257 volt. Tabii hala N de var. N mol sayısı yani redoks tepkimesinde alıp verilen elektronların mol sayısı. Öyleyse buraya n sonrasına da çarpı ln q koymamız gerekiyor. Bu da tepkime katsayısının doğal logaritması oluyor. İşte bu da Nernst denkleminin bir başka şekli. Eğer 25 derece santigrattaysanız bu şekli kullanabilirsiniz. Ama aynı denklemi 10 tabanına göre logaritma olarak da yazabilirsiniz. Bu çevirmeyi siz de yapabilirsiniz sanıyorum. Çünkü önceki videolardan birinde zaten yapmıştık. Bunun için 0,0257'yi ln 10 çarpmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda elde ettiğiniz değer 0,0592 çıkıyor. Yani burası 0,0592'ye eşit. O zaman Nernst denklemini tekrar yazabiliriz. Hücre potansiyeli E eşittir. Standart hücre potansiyeli E0 eksi 0,0592 bölü ne? Burada tek yaptığımız doğal logaritmadan 10 tabanına göre logaritmaya geçmek. Burası da log Q olacak. Yani tepkime katsayısının logaritması. Bu da Nernst denkleminin bir başka şekli oldu. Peki sizce bu denklem neden kullanışlı? Bu denklemin kullanışlı olmasının nedeni standart olmayan koşullarda da hücre potansiyelini saplamamızı sağlaması. Yani anlık hücre potansiyeli diyebileceğimiz bu hücre potansiyelini tepkimenin ilerleyişine bağlayabiliriz. Bildiğiniz gibi derişim değiştikçe tepkime katsayısı Q değişir. Bu da anlık hücre potansiyelinin değiştiğini gösterir. Demek ki eğer derişimleri değiştirirseniz hücre potansiyelini de değiştiriyorsunuz. Bir sonraki videoda bunun hakkında daha detaylı konuşacağız. Ama soru çözdükçe Nernst denklemini daha mantıklı bulacağınıza ve daha iyi anlayacağınıza inanıyorum.